Herkese merhabalar. Isaac Türkiye ve Henkel Türkiye'nin partnerlik içerisinde yaptığı Business Talk'a hoş geldiniz. Ben Isaac Türkiye'den Emirhan Nursever, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörüyüm. Bugün Henkel Türkiye'den Pınar Asener'le beraberiz. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii, Boğaziçi İşletme mezunuyum. 2017'de mezun oldum. Sonrasında kariyerime Reckitt şirketinde başladım. Toplam 4,5 sene orada çalıştım. Bunun 3,5 senesi pazarlama departmanında, bir senesi de biraz trade dinamiklerini de öğrenmek istediğim için ticari pazarlama ekibinde. 2021 Eylül ayında da yollarımız Henkel'le kesişti. İlk geldiğimde Beauty ekibindeydim. Blendax ve Seos markalarından sorumluydum. Birleşmeyle birlikte Cleaners ekibine geçtim. Daha çok yeni Mayıs ayında da Fabric Care'e geçtim. Şu an Pervol, Vernel ve K2R markalarının marka müdürü olarak çalışıyorum Henkel'de. Çok güzel. Bildiğiniz gibi pazarlamanın birçok türü var. Mesela biz de bir pazarlama sürdürüyoruz ama daha çok organizasyonel bazlı. Siz daha profesyonel ve şirket pazarlaması sürdürüyorsunuz. Peki bu alanda pazarlamayla ilgilenen insanlara ya da gençlerimize vereceğiniz tavsiyeler olsa bunlar neler olur? Ya pazarlama gözlem yeteneğinin yüksek olmasını gerektiren bir departman. Çünkü tüketici ihtiyaçları sürekli değişiyor, onların davranışları sürekli değişiyor. Çok fazla hem kendi sektörümüzde hem başka sektörlerde değişiklikler oluyor, teknoloji gelişiyor vesaire. Bunların hepsini takip etmek ve gözlemlemek gerekiyor. Bununla birlikte çok yönlü bir departman. Yani sadece finansallara ya da ürünlere ya da iletişime bakmıyorsunuz aslında. Yani marka yönetimi dediğimizde marka ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeye bakmamız gerekiyor. O yüzden hem kreatif bir bakış açısı gerekiyor iletişim tarafını değerlendirebilmek için. Bununla birlikte işte tüketici içgörülerini ya da işte pazar datasını, finansalları değerlendirirken ciddi bir analiz yeteneği de gerekiyor burada. Yani aslında farklı alanları birleştirebilme önemli bir özellik yine diyebilirim. Bununla birlikte hem içeride hem ajanslarla yani üçüncü partilerle de çok fazla projemiz oluyor. Bu noktada da farklı departmanlardan, farklı partilerden oluşan büyük projeleri yönlendirebilmek, bunları takip edebilmek de önemli bir yine özellik pazarlama için. Anladım, teşekkür ederim. Peki koronavirüsünden sonra biliyorsunuz ki bir dijitalleşme sürecine girdik. Hı hı. Ve aslında bu en çok pazarlamacıları etkiledi bir noktada, satıştan ya da diğer departmanlardan çok. Peki güncel dijitalleşme döneminde siz nasıl stratejiler izlediniz ve neler tavsiye verirdiniz? Dijitalleşme dediğimiz aslında ya sadece biz değil, aslında tüm departmanları etkiledi. Yani şirketin de çok ciddi eforları var biraz daha dijital platformlara geçişle ilgili. Çünkü Covid'den sonra evden çalışma da arttığı için tabii ki bizim de kullandığımız tool'ları dijitalleştirmek hani önemli bir ajanda şirkette. Pazarlamayı da aslında dijital pazarlamayla ilgili birazcık yorum yapayım. Yani bizim işimiz bir yanda aslında tüketici neredeyse orada görünür olabilmek ki akıllarında kalabilelim. O yüzden yani son yıllarda çok fazla tabii ki dijital kullanımın artması, herkeste telefon var, işte tabletler var vesaire. Herkes oraya bakıyor. Biz de o yüzden orada olmak zorundayız. Neler yapıyoruz bununla ilgili? Bir kere hem rakiplerimiz hem diğer sektörlerde ne gelişmeler oluyor takip ediyoruz tabii ki. Son zamanlarda görüyorsunuz işte yapay zeka çok kullanılmaya başladı. Yeni teknolojiler geliştiriliyor vesaire. Biz de şu an dijital stratejimizde aslında trend olan bütün platformları kullanmaya çalışıyoruz. İşte TikTok gibi mesela çok büyümeye başladı. Onun gibi platformlarda bulunmaya çalışıyoruz. Gaming ile ilgili bir iki planımız var yine aynı şekilde çünkü o sektörün de geliştiğini görüyoruz. Oradaki reklam modellerinin de geliştiğini görüyoruz. Yani bunun gibi aslında trendlere bakıp bizim markalarımızla eşleştirebildiğimiz neler varsa oralarda bulunmaya çalışıyoruz. Biz de bu şekilde respond ediyoruz bu yeni gelişmelere. Çok güzel. Aslında tam trendlerden bahsetmişken bu konu hakkında da soru sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi pazarlama yapan departmanlar her zaman canlı şekilde kalmalı, hı-hı, ve trendleri takip etmeli. Hı-hı. Hani şu anda özellikle birden çok trend, platform ve de konu var. Hı hı. Siz kendi firmanızı konumlandırdığınız zaman trendler içerisinde trend izleme yolunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve de pazarlama ile ilgilenen insanlara trend takibi için neler öneriyorsunuz? Yani şu an hani az önce bahsettiğim işte yeni teknolojiler, yapay zeka falan iletişim tarafında çok fazla trend var. Bunları aslında takip etmek için çeşitli platformlar da var. Marketingcilerin işte çok kullandığı reklam trackingleri için tool'lar da var. Sonrasında paylaşabilirim sizinle. Ama zaten çoğunlukla her tarafta da görebilecekleri şeyler oluyor çünkü çok büyük işler oluyor. Bununla birlikte bir de mesela şeyden bahsedebilirim. Hiç değişmeyen bir trendimiz daha var. Mesela sürdürülebilirlik.
Henkel'in bu anlamdaki biraz projelerinden bahsedebilirim. Biz global olarak da çok önem veriyoruz buna. Türkiye Henkel olarak da onların guidance'ında, globalin guidance'ında aslında çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Örneğin fabrikalarımız tarafında işte 2025'e kadar karbon salımımızın azaltılması, plastik kullanımımızın azaltılması gibi projelerimiz var. Biz pazarlama olarak da etki alanımız biraz daha ürünümüzün paketlemesi gibi konular olduğu için orada geri dönüştürülmüş plastik, geri dönüştürülebilir plastik kullanımları, işte atığımızın azaltılması, üründeki formül içeriklerimizin daha doğal yollarla elde edilmesi ya da doğada çözünebilir olması gibi aslında bu trendi de bu şekilde yakalamaya çalışıyoruz. Yani şu an şirket önceliğimiz biraz daha bu konudaki optimizasyon ve gelişmeler diyebilirim. Sürdürülebilirlik konusunu duyduğuma oldukça sevindim. Çünkü biz de oldukça önemsiyoruz. Hatta 12 Kasım'da Sürdürülebilirlik Günü adlı bir etkinlik düzenleyeceğiz. Katılırsanız çok seviniriz bu arada. Tabii. Pazarlama hakkında sohbet etmeye doyum olmaz ama sohbetimizin sonuna gelirken son bir soru sormak istiyorum. Hani genellikle tavsiye istedim ama bu sefer biraz daha hem sizin kariyer geçmişinizi göz önünde bulundurarak hem öğrenci hem de şu an bir şirket çalışanı olarak genel yolculuğunuza baktığınız zaman şu anki gençlerimiz ya da pazarlama ile ilgilenmek isteyen ya da herhangi bir kendini geliştirmek isteyen kişilere bir genel tavsiyeniz var mıdır? Ya öncelikle şeyi söyleyebilirim aslında herkes, bütün öğrenciler için iş hayatıyla okulda öğrenilenden biraz farklı. Her zaman teorik bilgi pratikte işe yaramıyor ya da tam tersi teorik bilgi de bilmeniz gerektiren konular oluyor vesaire. Yani biraz farklı. O yüzden bence okul döneminde teorik bilgiyi iyi almak önemli. Bununla birlikte ama deneyim de çok önemli. Yani olabildiğince çok staj yapmak, yani mesela sizin platformunuz gibi yerler de aslında çok kıymetli. Çünkü bir organizasyonun nasıl işlediğini çok daha erken görmüş oluyorsunuz. Yani büyük bir yapı nasıl dönüyor, nasıl ilerliyor işler, onları görmek çok önemli işe başlamadan. Departman seçiminde de, yani hani pazarlamacılar için beklenen özellikleri anlattım ama bunların bir kısmı geliştirilebilir, bir kısmı gerçekten ilgi duyulması gereken konular. O yüzden olabildiğince deneyim sahibi olmak farklı alanlarda neyi istediğinizi de daha kolay anlamanızı sağlıyor. Yani örneğin benim önceki şirketimde işte ticari pazarlamaya geçme isteğim aslında benzer bir şeydi. Hani kendim pazarlamanı bu şekilde de geliştirebileceğimi düşündüm. Onu bilirsem daha faydalı olacağını düşündüm. Yani bu gibi aksiyonlar almak, farklı disiplinlerde de bir deneyim sahibi olmak bence her departman için, her iş için çok önemli. Pazarlama için ekstra çok önemli çünkü burada gerçekten markanın her detayına hakim olmalısınız. O yüzden diğer disiplinlerle de çok yakın çalışıyorsunuz. Yani orada neler olup bittiğini öğrenmek çok kıymetli. O yüzden aslında okulda bence en kıymetli şey stajlar, kulüpler gibi deneyim sahibi olunabilecek platformlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok memnun oldum. O zaman bu bölümümüzde görüşmek üzere.